İlk Adım TV haber bültenine hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Belediyesi kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören yavruların yıl sonu gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, İlk Adım çok amaçlı salonda düzenlenen etkinliğe eşi Lütfiye Demirtaş ile katılım sağladı. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş'a Samsun Üniversitesi'ne verdiği destek ve katkılarından ötürü Rektör Mahmut Aydın tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. İlk Adım Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı. İlk Adım Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek adına Ateş Ocağı Projesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik alanında ilgi odağı oldu. Etkinliğe katılım sağlayan Başkan Necatin Demirtaş, güneş enerjisini kullanarak ateş ocağında pişen yumurtadan vatandaşlara ikram etti. Gün boyu süren etkinlik alanında Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen çiçek ve fidanlar vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, İlk Adım Ana Hizmet Binası'nda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda planlanan işler ile yeni talepler görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İlk Adım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Getir Atığını Al Harçlığını projesiyle atığını yerinde ayrıştırıp atık toplama merkezine yani atom otobüsüne getiren vatandaşlara verilen 7.750 bilet arasından 7. dönem kazanan ilk 5 talihli bilet numarasını İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş belirledi. Ayrıca programda Mayıs ayında ödül kazanan talihli 50 kişiye 500'er TL'lik ödüllerini Başkan Necatin Demirtaş tarafından takdim edildi. Değerli izleyenler, Yozgat ilinde yapılan Türkiye Okul Sporları Kickboks Gençler Şampiyonası'na katılım sağlayan İlk Adım Belediyesi sporcuları 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladılar. Haftanın haberleriyle sizlerleydik. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.